Hakan Atilla konuşursa eğer ve bunları anlatırsa o zaman öğreneceğiz. Mesela Hakan Atilla'ya bir işbirliği teklifi yapıldı mı? Savcılık tarafından, Amerikan hükümeti tarafından ya da başka bir takım güçler Hakan Atilla'ya ulaşıp ona bir takım şeyler teklif ettiler mi? Yani bize şu ismi ver, bize bu ismi ver, şunlar yapıldı, Türkiye'de hükümet bu işin içindeydi. Hatta işte Cumhurbaşkanı'na kadar, Cumhurbaşkanı'nın ismi orada savcılıkta, mahkeme esnasında da geçti, geçirilmeye çalışıldı bazı noktalarda. Hani bize bunları ver gibi teklifler yapıldıysa eğer, bilmiyoruz ama dediğim gibi bunları kesinlikle, tamamen spekülasyon olur şimdi böyle şeyler yapıldığını söylemek. Mehmet Hakan Atilla da bunları reddettiyse eğer, o zaman burada hani sen yapılan tüm tekliflere karşı dik durdun, sağlam durdun. Ama zaten Mehmet Hakan Atilla davanın en başından beri şunu söylüyordu: ben suçsuzum. Ben hiçbir şey yapmadım. Hatta mahkemeye döndü, dedi ki beni bu adamla birlikte yargılamayın. Yani Rıza Sarraf'ı kastederek dedi ki beni bu adamla beraber yargılamayın. Yani ben bu adamla hiçbir şey yapmadım, konuşmadım. Zaten aralarında bir konuşma yok, mesajlaşma yok, hiçbir şey yok, hiçbir irtibat da yok. Şimdi Türkiye'de Mehmet Hakan Atilla'nın bu şekilde karşılanması, dediğim gibi hani bir bakıma bir hani vatanını satmadığı, işte hükümetini satmadığı, eğer bir takım teklifler, dediğim gibi tekrar söylüyorum, yani bu konuda hiçbir bilgimiz yok, sadece tahminler. Eğer kendisine bir takım teklifler yapıldıysa bunları hiçbir şekilde kabul etmeyip dik durduğu, her türlü teklife hayır dediği için ve hiçbir zaman da dediğim gibi aksi ya da karşı, Türkiye'ye karşı kullanılabilecek, hani evet Türkiye yaptırımları delmek üzere bir şeyler yaptı, İşte Halk Bankası bu yönde işlemler yaptı gibi hiçbir açıklamada bulunmamış olması, hiçbir şekilde bir koz vermemiş olması tabii Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılandı açıkçası. Dolayısıyla Türkiye'nin Mehmet Hakan Atilla'yı da bu şekilde karşılaması doğal, ama dediğim gibi Mehmet Hakan Atilla zaten ilk günden bu yana kendisinin suçsuz olduğunu, bu davayla ve Rıza Sarraf'ın yaptığı işlemlerle hiçbir alakasının olmadığını söylüyordu.